bakanım. Nerede kaldın Turgut? Kerim'e gideli 2 saati geçti. Neredeyse dönüşü yaklaştı, sen anca lütfettin. Kusura bakmayın. Halletmem gereken birkaç özel husus vardı da. Halit Ruhiye'ne bakılırsa mühim bir mesele olmalı. Yoksa şu baş belası Süleyman Savcı cinayetiyle mi alakalı? Onu da nereden çıkardınız? Kerim'e bahsetti. Dün akşam evimizin kapısına kadar gelmişsin. Karınla Feride'yi mi arıyormuşsun ne? Yanılmışsınız Sayın Bakanım. Tamamen hususi bir konuydu akşamki. Üstelik de hallettim. Bilvaki gücümü aşan bir konu olursa size bildiririm. Kerim Hanım teşrif etmeden mesaimize başlayalım istersen. Igor'dan haber geldi. Yeni sevkiyatın tarihi belli olmuş. Hala. Yalnız bu defaki sevkiyatın bütün mesuliyeti senin omuzlarında Turgut. Malum artık Çetin yok. Ben de onun yokluğunu hissettirmeyeceğini ümit ediyorum. Üzerime düşeni yapacağımdan hiç kuşkunuz olmasın Sayın Bakanım. Lakin aklıma takılan bir husus var. Nedir? Çetin Bey, bunca mesai yapmışken sizce de çok çabuk vazgeçmedi mi bu işlerden? Başka şansı kaldı mı ki Turgut? Yakalanacağım diye öyle bir tutuştu ki, bırak işlerin peşine düşmeyi, ülkeye geri dönmeyi bile düşünmüyor. Zat halinizden hiç şüphelenmedi yani. Asla. Baksana dünür bile oluyoruz yakında. Peki ya oğlu Sinan? Onun bu işlerle bir alakası var mı? Mümkün mü Turgut'cum? Bir düşünsene. Bu ihtimal dahilinde olsa kızımla evlenmesine müsaade eder miyim sanıyorsun? Damadım sadece saygın bir gazeteci. Öyle de kalacak. Çetin Bey'in selamları var. Nasıl? İyi mi? Haber almış. Yeni sevkiyatın hazırlıkları başlamış. Ne yapsın etsin, tarihini yerini öğrensin dedi. Nasıl? Elimi kolumu sallayarak babamın yerine ben geldim mi diyeceğim adamlara? Endişeye mahal yok. O dünyanın giriş biletini hazırlamış Çetin Bey. Sana bir tek gidip alması kaldı. Anlat bakalım. Turgut Savcı'yı biliyorsun. Evet. Bu teşkilatın her türlü pis işini halletmek onun vazifesi. Bunu yapmak için de bir maşası var elbet. Adı Necdet. Barut Necdet. Necdet. Hırslı bir çocuk. Cevval de. Turgut ne derse fazlasıyla yapmış vaktinde. Gel zaman git zaman gözü yukarılara dikmiş. Savcı Bey ipleri tutmakta zorlanmaya başlamış. Çetin Bey der ki, menzile varmak için her şeyi yapacak kumaş var bu oğlanda. Yani o ipleri usulca savcının elinden çakallıyor. İyi hoş da adamı tanımam etmem. O da beni bilmez. Onu da düşünmüş Çetin Bey. Bu Necdet vakti zamanında çok mühim bir işi halletmiş. Karşılığında gazinoyu vermiş Çetin Bey. Necdet akıllı adam tabii. Bu suyun başında kim duruyor diye meraklanmış. Babanla tanışmak istemiş. Savcı müsaade etmemiş tabii. Oğlan da önünü kesiyor diye diş biliyor Turgut'a. Biz de bundan faydalanacağız. Aynen. Tamam. Madem isteği bizimle tanışmak, gereğini yapalım. O bu şerefe nail olurken biz de onun sayesinde bu dünyanın kapılarını aralayalım.